Merhaba sevgili seyirciler, bir Etten Süte programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün Ankara'dayız, başkentteyiz. Ankara'nın Akyurt ilçesinde Harun Mert Bey'in işletmesindeyiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yanımızda Ömer İrfan Çetiner var. Gaziantep Birlik Başkanı. Kendisi Antep'ten geldi, biz Ankara'daydık. Öncelikle hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah. Harun abi, bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani programları bu... Hizmetleri bize sunduğunuz için biz teşekkür ederiz. Estağfurullah abi. Zahmet verdik sana da. Şeyle başlamak istiyorum Harun abi. Siz bu işletmeyi bildiğim kadarıyla bir sene falan oldu galiba. Evet, bir sene oldu bu işletmeyi. Doğru. Yapalı ve içine hayvan koyalı bir sene oldu. Bir sene oldu. İlk besinizi çıkarttınız herhalde. Son partilerde evet, son şu arkamızda durduğumuz hayvanlar. Bu hafta çıkartacağız. Bunlar geçen senenin son gelen ithal hayvanları evet, değil mi? Evet, birinci ayın 15'inde gelen son ithal hayvanlarımız. Peki nasıldır randımanları falan? Randımanları güzel hayvanların da bize en son gelen postada hayvanlar çok döküntülü geldi, ezik geldi. Yani randımansız bir hayvan verdiler bize. Biz bunları toparlayalım, bu seviyeye getirmek için bayağı bir masraflarda bulunduk. İğne, ilaç masrafı işte, zayiatlarımız oldu. Ne kadar bir zayiat verdiniz yüzde olarak? %2'si falan zayiat verdik biz bu hayvanların. Normalde bu hayvanlar daha iyi olması lazımdı ama işte gördüğünüz gibi en son bu seviyelere randıman aldırabildik. Daha randımanlı, kaliteli bir hayvan olaydı, daha güzel randımanlar alabileceğimizi düşünüyorduk. Galiba aynı gemide daha iri hayvanlar da varmış. Bunlar evet, daha o yüzden iri biraz hayvanlar vardı. Galiba. Yani bize eziklerini verdiler. İşte küçük işletmeci olduğumuzdan yani iyisini biz alamıyoruz. Küçük işletmeciler nerede? Küçükleri var, işte deform olmuş hayvanlar var, zayiat görmüş hayvanlar var, onları veriyorlar. Yani orada da mağdur olduk diyorsun. Yani abi. Orada da mağduruz. Yani biz... Her yerde mağdur zaten küçük işletmeci. Şimdi küçük işletmenin küçüklüğünü sıralım. Kaç baş hayvan var? 400 baş hayvanımız var. 400 baş hayvan var. Yani 400 baş hayvan için Türkiye'de artık küçük işletme oldu değil mi? Şimdi büyümezsen zaten sektörde kaybolur gidersin. Çünkü köylüler zamanında 3 hayvan, 5 hayvan beslerlerdi, evlerine bakarlardı, geçimlerini sağlarlardı. Şimdi girdiler bunun iki mislisi oldu. Masraflar bunun iki mislisi oldu. Sistem kendini büyütmediğin sürece kaybolup gidiyorsun sistemin içerisinde. Yani sistemde illaki dinamiklerine uyup büyümen lazım. Tabii her zaman büyümen lazım. Her zaman. Yani küçük kaldığın sürece yani kaybolup gidiyorsun. Yani burada hayvan alımından tut da satımına kadar mesela satarken fiyatlarınız büyük işletmelere göre değişik oluyor mu? Siz ayrı tabii fiyattan... illaki yani onların büyük şirketlere daha kolay bir şekilde pazarlamasını yapıyor ama biz de küçük esnaflara pazarlamasını yapabiliyoruz. Büyük işletmeler bizden hayvan almıyorlar. Hmm. Yani biz bu yöremizde olan kesimcilere veriyoruz hayvanlarımızı. Onlar da illaki yani büyük işletmecilerden daha fiyatları 1 lira daha 1,5 lira da daha aşağı olmuş oluyor. Son partiyi yani kaçak istiyorsunuz? Bir dakika yani şu şey çok enteresan bir yorum çakıyor. Yani Türkiye'de de bu sektörde ciddi bir tekelleşme var o zaman. Evet. Yani adam hem kesimini yapıyor tabii. Hem üretimini yapıyor. Tabii. Sizin ürettiğiniz malı satacak belki önümüzdeki günlerde insan tabii. Bulamayacağız. Tabii. Yani bu... Çünkü yani küçük işletmeci kimseye güvenemiyor. Çünkü yani emeğinin bütün alın terini buna yatırıyor. Yani bir hayvan nereden baksanız 8-10 lira topluyor. Şimdi bu battığı zaman, gittiği zaman işte kaybolduğu zaman adam bütün emeğini, bütün birikimini tabii kaybetmiş oluyor. O yüzden yani... Onlar da küçük işletmeci, tanıdığı işletmecilere veriyor. Onlar da piyasanın altında 1 lira, 1.500 lira daha ucuza kestirmiş oluyor. Burada bir tek şans kalıyor o zaman. Hayvana iyi bakacaksın, tabii iyi hayvana besleyeceksin. Hayvana iyi bakacaksın. İyi besleyeceksin. Yani iyi besleyeceksin, iyi randıman alacaksın ki yani para kazanmış olasın, büyüklerine rekabet etmiş olasın. Yani buradaki rekabet de yani adil bir rekabet değil o zaman. Tamam. Adil bir rekabet zaten yok. Yani küçük işletmecinin büyük işletmecinin arasında dünya kadar dağlar kadar fark var. Biz yemin 48 liraya alıyorsak onlar 46 liraya 45 liraya alıyor. Biz arpayı 1 liraya alıyorsak onlar 800 alıyor. Biz balyayı 50 kuruş alıyorsak onlar 40 kuruş alıyor kilosunu. Evet. Yani silajı biz 30 kuruş alıyorsa onlar 25 kuruş alıyor. İster istemez yani adil. Biraz da tonajlı çalıştıkları tabii, tonajlı için galiba. Tabii tonajlı çalıştıkları için onlar burada bize her zaman... Burada da şöyle bir dezavantaj yok mu? Onlar sizin kadar iyi bakamıyor. Onlar sizden daha fazla fire veriyor. Mantığı var mı yok mu? Bence onlarda şimdi, da o ciddi kayıplar var. Ciddi kayıplar var da şimdi... Çünkü onlarda da... Sürü hep... fazla olduğu için onların gözüne bek gelmiyor. Hmm. Yani biz de atıyorum 100 hayvanda 5 tane öldürmüş olsak
Evet, %5'e geliyor. Yani %5'e anormal etkiliyor bizi ama büyüklerde bu şekilde etkileme olayı olmuyor. Çünkü adamlar yani binler, 2000'lerden bahsediyorlar. Binlerde, 2000'lerde yani atıyorum 10 tane öldürmüş olsa adamın hiç gözüne bile gelmiyor. %1'e geliyor. Evet. Yani oradaki ölüm oranları sizdekinden daha çok olması lazım mantıken. Çünkü onlar sizin kadar iyi bakamaz. İşletme büyüdükçe ama ben şunu gördüm. Hayvan kalitesinden herhalde fark ediyor. Tabii zaten. Hayvan kalitesi. Ha, alırken da, evet, alırken hayvan daha kalitesini oluyor. Daha iyi alıyor. Şu anda et balığın getirdiği mal mesela size göre nasıldı? İyi miydi, kötü müydü? Ya kötü maldı yani. Şimdi zaten et balıkla ticaret yaparken bir defa senin bütün hürriyetini almış oluyor. Bir defa sözleşme alıyor senden. Diyorsun ki işte ben hiçbir konu hakkında hak iddia edemem. Et balık kurumunu her zaman haklıdır. Yani veremem diyorsun. İşte hayvanımız ölüyor, zayiatlarımız ölüyor. Hastalık hayvanlarımız şimdi kötü oluyor. Yani biz derdimizi anlatacak kişileri bulamıyoruz zaten. Evet. Yani bu baktığımızda da, ne çıkarsa gemiden ne verirseler onu kuyması. Bu sözleşmeyi bütün yapan herkes yapmak zorunda. Tabii, yani hayvan ithalatı yapıyorsanız. Tabii. Sen hiçbir konu hakkında hak iddia edemiyorsun. Yaptığın sözleşmede de zaten dedin ki onun şartları kabul ederek yapıyorsun tabii, galiba. Tabii şartları tamamen kabul ediyorsun. Zaten yani bu şekilde zaten bir ticaret yoktur. Hatta yani şöyle bir şey oldu bir ara Ömer abi. Bir parti nereden geldiğini tam hatırlamıyorum da o kadar çok fire verdi ki birçok üretici de İşte mahkemelere falan başvurdu. Bir şeyler yapıldı. Onların hatta mağduriyetini gidermeye yönelik birkaç çalışma da yapıldı ama sonuç nedir tam olarak böyle bilmiyorum. Böyle bir imza attıysanız bir şey kat iddia yok, hiçbir şey hak iddia edemiyorsun. Sen gelir yani gelmez mal gelmeden sen bütün hakları. Sıkıntı atlarını gelen partinin büyük bir çoğunluğu yani %30, evet. %40'lar gibi bir rakamda fire çıkınca bu sefer ister istemez bir hak oluşuyor. Yani illaki devlet tabii de buna kayıtsız kalamaz. Kurum da buna kayıtsız kalamaz. Ama nasıl bir mağduriyet çözdüler onun kısmını tam bilmiyorum. Şimdi Romanya malıydı. Romanya malı bir de Romanya galiba malıydı, son Avustralya. Avrupa diye getirdiler millete, çok zayiat verdiler. Yani bizim Doğu'nun Ağrı'nın olsun Van'ın olsun hayvanından daha kötü, daha çalışmayan bir vaziyette bir hayvandı. Peki yani ben şöyle bir soru sorayım. Yani ithal besliyorsunuz, hep ithal konuşuyoruz. Belki televizyondaki birçok üreticimiz de evet, yerli üretici. Hiç şöyle bir aklınızdan bir şey geçiyor mu? Yani 5 sene sonra, 2 sene sonra bakanlık bir karar alsa, ertesi gün sabahleyin dese ben ithalatı durdurdum. Evet. Ne yaparsınız? Nasıl bir dünya olur? Yani besicinin gözünden nasıl böyle? Veyahut da böyle bir şey olacaksa 5 sene sonra ithalat kapanacak mı demeleri lazım? Yani besici için 3. Dünya Savaşı gibi bir şey olmuş olur. 1. Dünya Savaşı değil ama yani. 3. Dünya Savaşı. Zaten 1. Dünya Savaşı oldu, 2. oldu. 3. Dünya Savaşı. Yani besici Türkiye'de 3. Dünya Savaşı'nı başlatır diyorsun. Tabii canım yani direkt yani şoka uğrar. Niye? Çünkü bütün herkes artık ithalete bağımlı. Şu an yani herkes bu psikoloji ithalete çok, yani bana göre çok kötü bir psikoloji. Çok kötü bir mantık. Psikoloji. Yani. Niye? Çünkü yani elimizde bir şey yok. Yani yetişmiş hayvanımız yok. Yani ahırlarımız tamamen boş kalacak. Çünkü ithalatı bugün kapatıyorum, getirmiyorum dese bütün işletmeciler batar. Şu an herkesin altyapısı ithalata bağlı. Evet. Pekala, şimdi mesela 1000 baş ve üstündeki işletmelere kendi hayvanlarını getirebilme 500 baş daha doğrusu 500 baş kapasitesi olan işletmeye kendi yurt dışından %10 hayvan fonlu ithalatı olarak hayvan ithalatı yapabilir. Devlet şöyle bir zorunluluk getirse, size bile bana bile yani bunu herkese. Getirdiğin hayvanın yarısını, damızlığını besleyeceksin, yapacaksın. Yani devlet şimdi mesela buna ruhsat vermiyor. Ruhsat için senden iskan istiyor vesaire evet, istiyor. Her şeyi isteyebiliyor. Evet. Devlet bugün dese belli miktarda damızlık etçi karakterizli hayvanınızı besleyeceksiniz dese, bu kötü mü olur, iyi mi olur? Yani besici olarak düz mantık ha. İyi olur. 5 sene sonra da ben ithalatı kapatacağım dese. Evet. Bak bugünden de dese ki kardeşim 5 sene sonra biz çalışma yapacağız. 5 sene sonra yurt dışından ithalatı bitireceğiz ha. Haberiniz olsun. Kurban beşinci bayramındaki gibi Kurban Bayramı bir ay kala damızlığı kesmeyeceğiz tarzı demese, değil ama değil mi? 5 sene bugünden 5 sene koysa ne olur yani? Bizim memleketin en büyük sıkıntısı üretim. Üretim. Şimdi üretmediğimiz sürece biz tamamen dışarıya bağımlı kalırız. Evet. Ve şu bizim anda, kazancımız şu anda da çok aynısı, kısa evet, dönemli bir kazanç olmuş. Tabii. Şu an fabrikasyon usulü. Dışarıdan evet, getiriyoruz. Büyükler para kazanıyor. Başka devlet getiren para kazanıyor. Bakın. Tabii. Getiren para kazanıyor. Gemici para kazanıyor. İthalatçı para kazanıyor. Mans kazanıyor. Yemci para kazanıyor. Devlet burada hiçbir şey kazanmıyor. Hiçbir şey kazanmıyor. Hiçbir şey kazanmıyor. Tabii canım. Devletimizin 80 milyon insanı zarar ediyor. Bak, 80 milyon insanımız zarar ediyor. Türkiye'deki üreticiler çalışmıyor. Zarar ediyor. Bizim kendi üreticimiz atıl hale geliyor. Zarar ediyor. Yani 5 yıllık bir planda biz kendi etçi karakterizli hayvanımızı üretmeliyiz demeliyiz bana göre. İşte. Tabanla kimse yüzleşmek istemiyor şu an evet, çiftçiyle. İlk önce çiftçiden sorun, değil mi? Evet, çiftçide, köylüde. İlk önce tabana inmeler lazım. Yani biz bu üretimi nasıl yapabiliriz, nasıl arttırabiliriz, dışarıdan bağımlılığı nasıl
bitirebiliriz diye. Kimsenin bir çalışmanın çabası yok. Evet. Şu an herkes diyor ki işte dışarıdan ithal gelsin, işte para kazanalım, alalım, besleyelim. Tamamen fabrikasyon üstüne döndü. Evet. Evet. Yani şimdi kimse, bu memlekette üretmediğimiz sürece bunun önüne kimse geçemez. Yani besici de artık sadece, biraz aracı mı oldu Arna abi? Tabii aracı oldu. Günü geçiştirmelik politikalar. Başka hiçbir şey değil. Yani hayvanı dışarıdan aldı, tabii, besledi, yemi de dışarıdan aldı, sattı. Evet. Yani besici de üretici değil tabii, artık. Tabii üretici, köylü şu an devlete hiçbir katkısı yok bu işin. Yani kırmızı et üreticileri değil, kırmızı et aracıları kullanmıyor sadece. Tamam mı? Yani hiçbir katkısı yok. Yani bir de şeyi düşünün, yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yurt dışından ithal geldiğinde iyi hatırlıyorum. Sakatat şeyi geçmişti. Etin parasını da geçmişti. Evet. Çünkü yani hayvan karkas geliyor, sakatat olmuyordu. Yani bu sektörün her biri ayrı bir sektörü besleyen branşları var. Bu sektör çok kıymetli bir sektör. Ama biz bunu kendi halkımızdan uzaklaştırdık. Yani şu anda oturduğumuz zaman herkes ithalattan konuşuyor. Ben Türkiye'de bir üretici olsam, Kars'taki Erzurum'daki bir üretici olsam ya bu adamlar ne konuşuyor diyorum. Çünkü oraların imkanları var ve oradaki hayvan sayılarımız oturun hesaplayın her geçen gün düşüyor. Evet. Yani Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan bunlar bizim üretim gen kaynaklarımız, üretim merkezlerimiz. Şu mevsimde biz gidip oradan ne alıp geliyorduk her zaman? Hayvan alıp geliyorduk. Hayvan döküm evet. zamanı şu anda. Şu anda hayvan döküm zamanında doğuya giden adam kalmadı belki. Yok. Abi şöyle ve hala oranın fiyatı da düşmüyor. O da bir enteresan. Şöyle hani ona geleceğim. Yani normalde bak Harun abi ben bildim bileli doğudan gider alır evet. hayvanı getirirdi. Kaç 2 sene 3 senedir gitmiyor herhalde yok, değil mi abi? Yok gitmiyorum yani ithal başladığında. Sen gitmiyorsun. Sen gibi de bildiğim birçok abi evet. abilerimiz kardeşlerimiz de gitmiyor. Ama dediğin gibi oradaki üretimde de artık azalma mı var diyeyim? Azalmadan kaynaklanan sıkıntı var. Türkiye'nin herkes şunu net bir şekilde bilsin. Batı'da üretim yapılıyor. Belli miktarda süt üretimi yapılıyor. Bunun erkek besin materyali var. Bu erkek besin materyali kurbanlığa yönelik bir çalışmadan kesiliyor, temizleniyor. Evet. Onun haricindeki kırmızı et üretimi bu hayvanlardan yapılıyor. Aynen öyle. Ama bu hayvanlar doğal olmasa bizim alternatifimiz yok. Kimse şunu söylemiyor. Ya adam 25 bin, 30 bin baş kapasitesi var. Devlet mi ya? Kanun çıkartırsın. 5 bin tane damızı tabii. besleyeceklisin desin. Yani bu adamlar sektöre katkıda bulunması lazım. Evet. Bu sektörün kaymağını yiyen insanlar bunlar ya. Bu sektörün rantını alan, parasını alan, imkanını alan, her türlü imkanından faydalanan insanlar bunlar. Alsınlar 5 bin, 3 bin, 10 bin kapasitesi neyse herkes. Bana dahi desin ya 100 kapasite var 50 tane damızı besle. Ben buna razıyım abi. Bu bununla ilgili altyapıyla evet. ilgili de bana gerekirse finansmanında da beni rahatlatsın. Evet. Desin ki kardeşim bu sektöre 10 yıl sana vadeliden şey veriyorum, kredi veriyorum. Git işletmenin yarısı kadar, işletme kapasitenin yarısı kadar damızlık hayvan besledesin. Aslında. Ve 5 sene sonra desin ki kardeşim ben şeyi bitireceğim ha. Damızlık hayvan altı bitireceğim. Bundan en çok kim rahatsız olur? Bundan en çok biraz önce büyük rant yapan. Evet. Yani parayı götürüp hansa veren. Gemicisine para veren, ithalatçısına para veren, bu sektörden çok büyük ciddi manada para kazanan insan lazım. Evet. Bana bu zorunluluğu getirsinler, ben bunu altına imza atarım. Tabii. 200 tane hayvanım var, 100 tanesi damızlık olacak. Devlet de bana finansman olsun, onu ufkumu açsın. Desin kardeşim nasıl kredi garanti mevduat fonundan herkese para verdi ya bu memleket. Evet. Çiftçiye de desin kardeşim geleyim sana, kapasitesin ne kadar 10 tane, 5 tane damızlık vereceksin. Tabii. Bu 5 tane damızlığı 10 yılda öde, yavaş yavaş öze. Git yarısı kadar da etçi hayvanını getir. Şeyde sıkıntı yok aslında. Mevcut kredilere bakarsan abi 7 yıl vadeli, geri yıl ödemesiz. Öyle değil. Yani şu an şunu söylemek istiyorum. Yani mevcut krediler de aslında bakarsan iyi ama yalnızca ipotek istediği için, ipotek bedelleri şey olduğu için kredi garanti mevduat fonunda sanayici devlete ipotek vermeden kredi kullanabilir. Evet. Bu vereceğiniz insanların hepsi şeyden, hatırın adamın bir kırmızı çizgisi yoksa, bugüne kadar kimseyi dolandırmadıysa, vereceğiniz miktarlar da sınırlı olsun. 100 milyarlık kredi ver kardeşim, mikro krediyi binlerce kişiye verin. Evet. Bu adam yarın öbür gün %80 ödese gene sıkıntı yok. Veyahut da bana deyin ki kardeşim işletmen kaç başlık? 200 başlık. Türkiye'deki bütün işletme sahiplerini çağırın kardeşim. Bu herifler bu sektörden para kazanıyorlar. 50 bin hayvan. 50 bin hayvandan kazanacağı para bellidir. Ha, usta. Evet. İstediği kadar desinler biz bu işi yapmıyoruz etmiyoruz. Yapmıyorlarsa yapan insan bulunur. Yani bu sektörde yani bizim en büyük sıkıntımız 5 sene 10 sene sonra bu sektör tekelleşecek. 3-5 evet. tane adamın elinde kalacak. Fiyatı da şeyi de bunları belirleyecek. Ve yarın öbür gün siz fiyata da sahip çıkamayacaksınız. Yani bizim şu an bahsettiğimiz tabii. et spekülatörleri daha da bir artacak. Yani. Daha da artacak. Ve bu 5 tane adam oturup yanında kendi arasında karar verdiği zaman etin fiyatını da verilecek, sütün fiyatını da verilecek. Şey sorayım Harun abi, 2014'te ithalat başladığında sen de hatırlarsın Ömer abi, beraberdik o toplantıda. Bakanlık %60-%40 yaptı. O yıl gelen hayvan sayısı 240 bin civarlarındaydı. Ondan sonraki yıl 400 bin geldi. Sonradan
500 bin lira, şu an devletin kotası 500 bin, özel sektöre de açtı. Yani 900 bin hayvandan bahsediyoruz. 1 milyon talepten falan bahsediyorlar. Yani 1 milyon gibi bir talepten bahsediyor. Yani 2014-2017 3 senede 200 katlanarak binlerden yukarılara gitmişiz. Gidiyor. Yerli üretimimizde fiyat düşmemiş. Hani yerli üretimi öldürdük. Bunun yanında ithalata dayandık üretim desen, yerli üretimde de fiyat yüksek. Yani bunun nedeni besicinin hızlı büyümesi mi? Yok, hızlı büyümesi de değil. Bana göre yanlış büyümesi. Siz buraya ne kadar, hayvan başı ne kadar para harcadınız? Buraya 200 başlık. 200 başlık böyle bir tesis yaptırmak için 500 bin lira. Yani böyle bir padoğun fiyatı 500 bin lira. Evet. Biz ne yapıyoruz? Demire, çeliğe, şuna buna para bağlatıyoruz. Besici de çok ciddi manada bunlara sermaye öz kaynak ayırdı. Evet. Belki de bunların kazandığı 3-5 senelik gelirin hepsini bunlara verecek. Tabii üretimi harcasaydık bundan daha fazla olurdu. Yani siz bu adamlara böyle yerler yaptırmasaydınız, bu kadar paraları harcatmasaydınız belki de şu andaki hayvan sayısı 2 katı olacak. Tabii. Biz dünyaya gezdiğimizde herkes betondan, şundan, bundan en az şekilde istirham etmiş. Yani 10 lira parası varsa bunun 70 lirasını hayvana bağlamış, 20 lirasını, 30 lirasını yeme bağlamış, 10 lirasını tabii. şeye bağlamış. Tarım ekonomimizin birinci kuralıdır. Evet, bizde ise şu anda bütün çiftliklere gidin, sermayenin %80'i şeyde bağlı. Beton ahırda demir. Betonda demire. Ve yarın öbür gün tergiyim dese buraya alacak insan çıkmaz. Almaz. Başka bir işe de yaramaz. Tabii hiçbir şey yaramaz. Tamamen atıl bir şekilde duruyor. Şimdi ya bunlar devletin, memleketin parası. Ya. Birileri evet. bizi yanlış götürüyor. Yani dümenin başına koyduğunuz insanlar sizi yanlış yerlere sürüklüyor. Ve bunun bedelini hepimiz ödüyoruz. Bakın ben şunu söyleyeyim. Bir bakanlık düşün, Tarım Bakanlığı. Bu bakanlık başarılı olursa Tarım Bakanı mutlu olur. İlla ki. Yani hepsi birbirinedir. Yani bu sektördeki buraya oturan insanlar bu sektörün başarılı olmasını, iyi işler yapmasını, iyi işler çıkarmasını ister. Yani o bakanlıkta oturan insan bunun olmasını istiyor. Evet. Başbakanımız, Cumhurbaşkanı bu devletin daha iyi idare edilmesini istiyor. Tabii. Ama birileri bize yanlış yaptırıyorsa o birilerini tutup temizlememiz lazım. Yani. Yani birileri de durup sorması lazım. Ya arkadaş biz ne yapıyoruz? Hatamız var mı? Bak 2014'ten 100-200 binler şu anda 1 milyon başa konuşuyoruz. Evet. Bir sene sonra belki 1 milyon baş yetmeyecek. Yetmeyecek. Ki bence bu gidişlerde yetmeyecek. Şimdi şeyi konuşmuyoruz. Yani, bakın bütün televizyon programlarına şunu bayağı. Bunu girin. Hiç kimse Türkiye et ithalatını ne zaman bırakacak diye bir soru yok. Böyle bir çalışmamız da yok. Ya gelin bunu hep beraber konuşalım. Ya 5 sene sonra bu memleket ithalatı nasıl bitireceğiz? Çünkü nasıl bitirmeliyiz? Çözüm aranmıyor ki. Çözüm çok uzak değil. Çözüm aranmadığı için... Bundan 10 sene önce Türkiye et ithalatı yapmazken fiyatlar da bu kadar da yüksek değildi. Hamdana fiyatı da bu kadar yüksek yani değildi. Kendi kendimize de yetiyorduk. Ne oldu yani Türkiye'nin başına ne geçti? Bazı insanlar istedikleri zaman suni fiyatlar arttırdı. Ramazan içinde fiyat arttı. Kurban birilerinin ihtiyacı arttı, içerisinde evet. fiyatlar artırıldı. Arkasından neyi konuştuk? Biz et ithalatını konuştuk. Ya bunlar sanki böyle tesadüfi değilmiş gibi geliyor. Yani birilerinin sırf cebi için konuşuyormuşsunuz gibi o bizi rahatsız ediyor. Hatta bir duyum aldım. Kurban Bayramı öncesi büyük firmalardan biri, et tedarik kesimi yapan firmalardan biri fiyata 1 lira zam yapmış. 800 kuruşla 80 kuruşla 1 lira. Yani bununla ilgili de 1000 küsür tane hayvan kesebilmiş. Ama bu sefer diğer firmalar kendini takip etmediği için fiyat artmamış. Yani buradaki fiyatın arttırma nedeni de kendini stokta birikmiş eti varmış. Yani şimdi bu işte yani kendi bunun kesimi 1 lira arttırması demek yani. Tezgaha gelen etin 3 lira arttırması. İstediğim şekilde tabii canım. İstediğim şekilde müdahale edebiliyor yani. Ya Harun abi siz aynı zamanda büyük market ve kasap reyonunu evet. işletiyorsunuz. Şimdi besicilik kısmını biliyoruz. Evet. Peki kasaplık kısmındaki durum nasıl? Kasaplık kısmındaki de şu şekilde. Yani şunu sormak istiyorum abi. Yani bu et bu kadar pahalı olması normal. Maliyetlerin normal mi yani? Ya normal etin bu. Çünkü maliyetler girdiler pahalı. Şimdi tatabana inmemiz lazım çiftçiye. Şimdi çiftçi şu an zaten üretimine kar etmiyor. Hı hı. Şimdi mazotu 4600 liraya alıyor çiftçi. Bu şekilde üretim yapamıyor. Üretim yaptığı zaman da yemin ham maddesi arpa. Arpanın en kötü fiyatı 80 kuruşundan 1 lira şu an. Evet. Adam 50 kiloluk çuvalın içine sadece arpa koymuş olsa 50 bin lira şu an yem. İster istemez bir hayvan günlük 8-10 kilo yem yediği zaman ister istemez aylık 300 lira yiyecek. Bu adam 10 ay baktığı zaman ne yapacak? Hayvan başına 3 bin lira binecek. Şimdi hayvanın ithal değil de yerli aldığı zaman 5 bin liranın altında hayvan alamaz. 4,5-5 bin liranın altında alamaz. 6'ya aldığı zaman 3 bin lira da bunun yem masrafı binecek 9 lira. 9 bin liraydı 26.500 lira şu anda fiyat bölse. Yani tabandan girdiler zaten yükseltiyor eti. Etin kendisi yükselip gelmiyor. Kasaptaki kısmını soruyorum. Yani tamam besicinin kestiği fiyat evet. 25-26-20. Ama ben lira. Şöyle bir hesap yaptım. Yani biraz önce de onu konuşuyorduk.
Şimdi kurbanda bir hayvan kestik. Evet. Kestiğimiz hayvanın kilosu 18 bin liraydı, 16 evet, bin liraydı. Mesela vakıflar 17 bin liradan evet. hayvan kesti. Bizim Antep'te 18 bin liradan mal satıldı. En pahalı İstanbul sattı, 20 bin liraya kasap evet. şey kurbanlık hayvan sattı kilosu. Şu an şimdi evet. 18 bin liraya kesilen hayvanın kilosu 36 bin liraya geçmez. 36 bin liraya varmaz. 18 36 bin liraya, liraya varmaz. 32 bin liraya falan mal olur. 32 bin liraya 18 mal. Liraya, evet, 18 şimdi liraya 32 bin liraya mal olan fiyat, market reyonuna düştüğü zaman çok farklı rakamlar oluşuyor. 40-45'e ulaşıyor. Şimdi market fiyatında şu şekilde oluyor. Zaten 26 liraya karkas şu an kesiliyor. 26 lira. Şimdi 2000 lira buna kemik filesi biniyor. 2 lira da yağ filesi biniyor. Normal işte sıcak yağ kesiminde. Yağ filesi derkeniz? İşte yağlı kesim yapılıyor zaten 26 bin liraya. Hı. Zaten böbrek yağı, kavram yağı, işte döş yağı zaten 2000 lira hayvana etkiler. Anladım. Peki yani bunu almasına, bu da, kullanmasına rağmen düşüyor değil mi bu fiyat? Tabii. Şimdi bir de sıcak kesim olduğunda bunu 801 lirada firesi çıkar hayvanın. Ne yaptı? Otomatikme 5 lira bindi. Hmm. 5 lira. Buna 3 lira da kalebe biner tezgahı koyduğunuz zaman. 8 lira. 8 lira. Bunun sakatat değeri var ama. Şimdi sakatat değeri de 1 lira olsun, 1,5 lira olsun. 2 liradır. 2 lira, 2 lira olsun. Ha? 2 lira olsun. İster istemez bu işletmenin giderleri vardır. Ondan sonra burada eleman çalıştırıyordur. İster istemez giderler eklenecek. Onu da üzerine koyduğu zaman nereden baksanız yani bu 35 lira falan mal olur. Kasap yani, tezgahına da 35 lira yani mal olur. Yani 35 falan mal olur. 26'ya kestiğimiz bir hayvan kasap 35 lira. Rahatlıkla 35'e mal olur. Bizim burada bir hesaplamadığımız bir şey daha var. Etin kıymetli ne kadar çıkar? %10 kaç? 10 çıkar, 15 mi çıkar? Şimdi hayvanda atıyorum yani kıymetler çizimiz işte. 300 kiloluk bir hayvanda. Antrikottur, bonfiledir. Yani bunlar bir hayvanda toplam %15 mi çıkar? Ya %10'u falan bulur zaten. %10'u bulur. Evet. %10'u ama, kaçtan satarsınız bunu? Evet. %10'u da kaçtan satar? 50'den 55'ten satar. Yani bu da fiyatı geri çeker evet. değil mi? Şimdi bu da fiyatı geri çeker de şimdi atıyorum boşlukları vardır, kaburgaları vardır. Bunlar temizlenen işte kaburgaların içinde kürek kemikte. Tamam onu hesapladık da şimdi tezgahta durdukça devamlı fiyat veren bir şey bu. Evet. Şimdi onun içerisinde atıyorum kaburgayı temizlemeden yağlı bir şekilde atamazsın zaten makinenin evet. içerisine kıyma çekmek için. Evet. Ne kemik firesini düştük tabii. ama biraz evet. önceki rakam. O normal karkas kemiğinin firesini düştük biz. Ha, onun için ayrıyetten kemik, tabii şey, ister kaburgayı içinde, kemiği ayrı. Ne oluyor? Kemiksiz olduğunda içinde o kol kemiği oluyor. Butta da but kemikler oluyor. Kaval kemiklerin içerisinde kalıyor. O şekilde alıyorsun mesela. Tamam. Ha. Onları ne yapıyorsun? Tezgah tekrar işlemek zorunda kalıyorsun. İşte sinirlerini ayırıyorsun, zarlarını ayırıyorsun. Yani buradaki ayırıyorsun. En büyük sıkıntı bana göre, yani buradaki fiyatın markette bu kadar artması, marketin kar marjlarını falan yok. Daha o şekilde yüksek değil. Olması, yoksa aracının çok olması mı? Yok, o şekilde değil. Girdilerin pahalı olması. Girdilerin pahalı olması. O yüzden değil mi? Şimdi, yani kurban bana göre en pahalı etin olduğu zamandır herhalde. Evet. Şimdi biz 18 liraya kurbanlık hayvan sattıysak 36 bin liraya geçmemesi lazım. Ya 32 bin liraya falan mal olur. Mal 18 olur. Bin liraya 32, 4 bin lira da üstüne kar koysa kasap 36 bin liraya yani. Diyor. 36 bin lira rakamı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Yok. O zaman bu işte bir yanlışlık var. Yani bunun hesabını üretici değil. Bunun hesabını bana göre marketli, kasaplı vesaire vermesi lazım. Büyük şehire evet. göre falan da şimdi, değişiyor. Kurbanlıkta şu şekilde. Kurbanlıkta sen kemikli karkas alıyorsun. Karkas almıyorum. Evet. Canlı kilo üzerinden alıyorum. Canlı kilo üzerinden aldın. 18 bin liraya almış 18, olur. 36 bin liraya aldın. %50 ben şey hesabı da yapmıyorum. Yani 18 bin liraya canlı kilo aldık ya. Evet. Fire hesabında düşmüyoruz. Minnen evet. neyde %50'den çarptık. 18, 36 bin lira kardeşim. Bunu sakat azı minnen nesi de bu adamlara kalıyor. Şimdi 36 bin lira bak. Şimdi 36 bin liraya aldın. Sen buna işlem gördürmüş olsan kurbanı atıyorum. Yağsını almış olsan, kemiksizini yapmış olsan sana kaça mal olur? 45-50 liraya mal olur. Yok üstad ya. Niye? Şimdi 18 bin liraya canlı hayvan aldın. Bu 32 liraya mal olur karkas. Ben şey demiyorum. Ben düz hesap yapıyorum. 36 tamam, bin lirayı geçmemesi lazım. Geçer. Şimdi 18 bin liraya canlı aldığın hayvan ben 32 bin liraya karkas geldi. Şu andaki marketin hesabından yapalım. Şimdi 18 liraya sattığımız hayvan kurbanda en yüksek zirvedeydi. Evet. Şu anda bu hayvanı satabileceğimiz en iyi rakam 26 bin lira. 26 bin lira. 26 bin lira. Bir, yani şey ayrılır mı? Biri canlı kilo, biri karkas et kilo. Tabii. Et kilo. 26 bin lira et kilo satmış olduğunuz rakam gene 36'ya geçmemesi lazım. Şimdi değil mi? Şu şekilde 18'e aldık. Bu hayvanı kestik. Biz kurbanı karıştırmayalım. Et kilo üzerinden gider. Çünkü marketçi et kilo üzerinden evet. gider. Şimdi 26 bin liraya almış olduğumuz bu evet. hayvanın kemikli olarak almış olduğumuz hayvanın markete mal olmuş fiyatı 32 bin liraya geçer mi? Geçer. Kaç liraya bulur? 35'e mal olur. Yani biraz önce saydığımız maliyetlerimiz 31 lira dedi. 4 lira da size kar koyduk 35 lira yapıyor. Şimdi tekrar sayabiliriz. 26 bin lira.
26 bin lira. 2 bin lira sakatat, 2 bin lira kemik. Sakatat değeri düşer mi ilk önce? Şimdi sakatat tam değerini bilmiyorum yani. 1500 lira düş. Tamam 1500 lira 1500 düş. Onu en son düşelim. Şimdi 26, 2 kemik 28. 2 yağ 30. 30. 1 lira da fren. 31. 31. Fren, etin fresi mi? Etin şimdi fresi sıcak. Üreticiden, yok, üreticiden düşüyorlar zaten. Düşmüyor. Bizden düşüyorlar kesin. %1 düşer. Tamam. %1 düşer. %1'den fazla verir bu. Ne kadar fren verir? Şimdi 1 lira yakın verir. Şimdi sıcak hayvanı kestiğin zaman o 2 günde zaten onu çeker, soğur, fresini verir. Bir de tezgahtan tamam, parçaladığın zaman da verir fresini. Tamam 30 lira. 1 lira da onu değil. Şimdi 28, 31 lira oldu. 31 lira. 1500 lira da sakatat değerini düşün. 30 lira. Şimdi 3 lira da bunun kademesi biner. 31 lira şey bir dakika. 31 lira. 3 1500 lira sayıp 28.500, 29.500 lira. 3 daha 32.500 lira. Evet. 2500 lira şeyi kurtarmıyor mu? Kiloda 2,5 lira kasabı. Ya bir besici kiloda varsayalım biz 1 lira 2 lira kazandığımız zaman çok şimdi, büyük para. Ya büyük para niye tonajda? Bir yani kasabın, kasabın, bir kasabın satacağı günlük en fazla 10 kilodur veya 15 kilodur. Yani bize durmadan diyorlar küçük üreticiler bitecek onlar ya da büyüsün ya kardeşim şimdi, yani. Büyüsün de şimdi atıyorum bir büyük firma gibi yani karkas satmıyor ki orada adam kilo kilo 250 gram yarım kilo işte 1 kilo o şekilde satıyor mesela. Günlük en fazla sattığı 10 kilo 15 kilo zaten 10 kilo 15 kilo ikişer lira adam vurmuş olsan zaten o adamın masrafını kurtarmaz. Adam gitse dışarıda kasaplık yapsa ondan daha fazla kazanır belki. Yani o zaman bana göre çalışsa daha fazla. Canım yani anladım şimdi da. Atıyorum ha tonaja girdiği zaman bir kasap atıyorum 100 kilo, 200 kilo, 300, 500 kilo satıyorsa o güzel paradır. O zaman bizim şu anda en büyük sıkıntımız bak o zaman maliyeti artıran burada kasaptır yani. Sizin söylediğinize eğer kasaplar 100 kilo 200 kilo rantına ulaştıysa satabiliyorsa bu malın fiyatı 32 lira yani şey 35 bin lirayı. Zaten. Yani bir adam tezgahta ben 100 kilo et satıyorum diyorsa yanlış söylüyordur. Abi aynı şeye geliyor. Besicilerin diyor ya küçükler sıkıntı tabii yaşıyor. Satamaz. Kasapta da aynı. Büyük şimdi, küçükler anladım, 100 kilo diyor ya. Şimdi 100 kilo et satacak ha. Satamaz. 100 kilo et ne demek? Yarım gövde et demek ha. Ha onu satamaz herkese. Dediği gibi şimdi zor bir oluyor rakam yani. Şimdi bu şekilde olduğu zaman ne yapıyor? Büyükler rantını alıyor. Atıyorum büyük bir firma günlük 2 ton 3 ton et satıyorsa orada küçük kasap 10 kilo 15 kilo hadi 50 kilo et satmış olsa bu adam kaybolup gidecek ondan sonra. Bu adam da onların rekabet edemeyecek. Niye? Öbür türlü adam tonaj bazında 1 lira kalmış olsa kiloda onu kurtaracak. Ama öbür türlü normal bir kasabı 20 kilo 30 kilo et satacak da günde 1 lira 2 lira alacak kiloda zaten o adamın masrafı değildir o. Anladım. Burada o zaman iki tane problem var. Bir, bizim üretim maliyetlerimiz. Tabii üretim İki, maliyetleri. İki, kasap maliyeti. Tabii. Şimdi kasap maliyeti de etin fiyatını artıran önemli etken. Tabii tabii tabii. Yani burada kasabın ne çektiği beni ilgilendirmez. Kasap gitsin kendi çaresini üretsin. Ama benim için üretici önemlidir. Çünkü üretici farklıdır. Kasap bana üretici, göre üretici zaten pozisyonunda değil ama. Yani bizim algıladığımızda şeyde mantıkta yanıldığımız nokta kasap üretici pozisyonunda değil. Evet. Kasap bir nevi bu işin vitrininde. Yani. En son önemli. Tabii tabii. İkincisi KDV'miz artıyor. 3 tane problem tabii var. Bir, üreticinin artık girdi maliyetlerinin evet yükselmesi. 2, KDV'nin maliyeti evet yükselmesi. 3, kasabın ciddi manada burada maliyeti etkilemesi. Tabii. Sizin söylediğiniz kasabın kilo da herhalde 4 lira 5 lira kasabın maliyeti var. Yani. Bir gün 5 lira ne demek biliyor musun? Bir gövdede 1,5-2 milyar demek. Evet. Kiloda. 3, 5'in 15, 1,5 milyar demek. O da %20 gibi bir rakama tekrar. %20 de zaten bir ticaret yapan adam %20 kazanmıyorsa yani küçük biz esnaftan bahsediyoruz. Biz yok, küçük esnaftan bahsediyoruz. Peki Harun tamam abi dediler ki ette bir ara KDV düşürme hikayesi evet falan. Düşse sence düşer mi? Hani yemde bir ara Ömer abi hatırlarsın düşürdüler KDV ama fiyatlara hiç yansımadı bu. Ette de aynısı olur mu sence? Ya sen o kısmını de, da biliyorsun yani. Ette de en fazla düşeceği 2000 liradır tezgah fiyatında. Yani bence 2-3 aya da o 2000 lirayı da geri yükseltirler diye. Yok tam yok sanmıyorum. Çünkü yani anormal fahiş bir şekilde zaten kazançları yok küçük işletmecilerin. Yani o da ister ki günlük atıyorum 50 kilo 100 kilo veya işini arttırmak ister. Sürümden kazanmak hem ister ama. Maliyetler yükseldiği zaman satışınız artıyor mu azalıyor mu? Ya şimdi kırsal kesimlerde aşağı yukarı standarttır zaten. Standart. Ama maliyet düşünce tüketim daha fazla artmıyor mu? Yani şöyle de bir piyasada mantık vardır. Maliyet düştükçe tüketim artmaz mı yoksa ya ben mi yanılıyorum? Şimdi et konusu olduğu zaman bir avuç et 40 lira 50 lira. Zaten dar gelirli vatandaşlarımız. Çoğu bu Akyurt Ankara bölgesinde dar gelirli. Memur, asgari işçi. Çalışıyor. Tabii memur, işçi. Adam belki ayda bir kilo kıymayı zor alıyordur. Yani dar gelirli, asgari ücretli. Belki iki ayda alıyordur. Çoğu ne yapıyor? Kurbanda zaten stoğunu yapıyor evine. Evet, yani bunu yiyen zaten devlet kuruluşları, büyük kurumlardır zaten etleri.
Devlet yani ihalelerini alanlar canım, yani. Küçük işletmeciler. Yani diyorum ya, günlük 10 kilo 20 kilo eti zor işliyordur. Evet. Yani bu adam 2 lira 3 lira kazanmasa zaten ayakta duramaz bu işletme. Burada yani benim söylemek istediğim şu üstad. Yani bir şeyin ulaşılabilirliği. Beyaz et niçin çok tüketiliyor? Ucuz maliyetin maliyeti. Kırmızı etin Türkiye'de biz üretimi artırarak maliyetini ucuzlattığımız zaman tüketim de artacak. O zaman canım, sizin kasabın içeri satacağı 10 kilo, 20 kilo, belki 40 kilo, 50 kilo düşecek. Bunu üstten baskına buradaki, yapamayız. Buradaki tercih noktasında bizim insanımızın sıkıntısı var. Şu anda kırmızı etin fiyatını beyaz et gibi ciddi manada üretimi artırarak, üretimi nasıl artıracaksınız? Herkesin kapasitesini artıracak, dolunu artıracak, randımanını artıracak, üretim arttı. Üretim arttığı zaman ne olacak? Kırmızı etin fiyatı gevşediği zaman beyaz etteki tüketim belki buna kayacak. Ama şunu söyleyeyim abi, beyaz etteki en büyük sıkıntılardan biri bence tekelleşme. Yani Türkiye'de sayabileceğiniz 10, bilemediniz 11 tane büyük firmanın elinde bu. Evet. Eğer kırmızı ette de dediğin gibi böyle bir durum olursa o dediğin şartlar belki olabilir. Yolda gelirken de arabada da konuştuk sizinle. Mesela dedik ki işte büyük devlet işletmelerini bazıları alıp büyütecek, işte damızlık çiftlikleri yapacak ya da kırsaldaki dağ köylerindeki arazileri toplaştırıp büyük üretme çiftlikleri, büyük besici çiftlikleri ya da büyük süt çiftlikleri yapacak. Yani işin sonucu buna, benim anladığım sizin yaptığınız sohbetlerden de buna geliyor. Hem besici, üretici tarafındaki tekelleşme büyük sıkıntı, hem de kasap tarafındaki tekelleşme büyük sıkıntı. Çünkü küçük üretici iki taraftan da baskılıyor anladığım kadarıyla. Ama burada seni büyükler yani mal büyük alırken baskılıyor. Şu, yani hep şeyi mesela Batı örnek gösteriyoruz. Avrupa'da küçük orta ölçekli işletme, küçük değil de orta ölçekli işletme, aile çapındaki işletmelerin hepsi ayakta. Bir tek Amerika'da bu iş çok büyük hale gelir. Yani orada 10 binli, 20 binli, 50 binli, 100 binli. Aslında ama Amerika'da da öyle bir model var ama bunun yanında bazı eyaletlere şöyle bir model var. Yani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Mesela damızlık işletmeleri 200 başı üzerine yaptırmıyorlar. Çünkü bir insanın kontrol edebildiği 200 baş. Sağmal, yok, sağmaldan değil. Et tırkı, damızlıklar için de geçerli bu. 200 baş üzerini kontrol edemiyor. Yani kontrol edemediğin şey de senin değildir mantığından hareket ettiği için buna izin vermiyor. Ha daha ilerisi yapılarda, profesyonel yapılarda işte veterinerleri, ziraat mühendisleri işte çeşitli şeyleri koyuyorlar. Öyle idare ediyorlar ama küçük aile işletmelerini 200 başı geçirmiyorlar diye biliyorum. Şuna gelmek istiyorum. Dediğim gibi bize de mesela birçok şeyde yaşadığımız gibi besçinin yanında damızlık üretimi yapsa, şey yapsa, bununla ilgili teşvikler gelse çok farklı olur. Evet, buna katılıyorum ama yani sence ne yapılabilir başka? Ya, bizim memleketin sıkıntısı üretim. Ya başta da konuşmuştuk. Bir defa çiftçi, köylü ürettirmediğin sürece bunun önüne geçemezsin, yapamazsın yani bunu. Yani dışarıdan getirmeyene, taşıma suyuna değirmen ne kadar döner? Ha şunu diyecektim abi de, yani bizdeki aslında en büyük sıkıntılardan bir çiftçi örgütlenmesinin de ki bozunluk. Yani büyüklerle baş etmenin tek yolu da bu. Orada da biz kooperatifleşme veyahut da bu işi beraber organize etme mantığını, yani hem hukuki altyapısını hem de o yani kültürü bir araya getiremiyoruz. Yani onu da getiremediğimiz zaman işte insanlar rekabet edemiyor. Yani şimdi mesela abimiz gibi 100 tane insan bir araya gelse 400 çarpı 100 ne yapıyor? Birdenbire 4000 yapıyor. 4000 tane hayvanınız 40.000 yapar. 4000 çarpı 100. Yani 40.000 mi yapıyor? 40.000 başlık bir besi işletmesi oluyoruz. Çok değil yani. Ama biz o 100 tane insanı bir araya getirecek altyapıyı oluşturamıyoruz. Oluştursak insanların başındaki insanlar farklı çalışıyor. İki kardeş bir araya gelemiyor veya babası oğlunu. Yani o kültürü biz niyeyse yani Türkiye'de o mantığı oluşturamadık. Çünkü burada da bizi hukuki şeyler bozuyor yani. Bunun altyapısı güçlü olsa, evet. Yani ben müsait sıkıntı değil. Olsam, beni sıkıntıya sokan, dolandıran adamdan hakkımı alabilsem, bu hususta problem olmazsa, problem yaşamasak, belki bu işler de kendilerinden çözülür. Abi bence en temel nokta eğitime geliyor. Yani eğitim kalitesini bir ana öğretimden başlayıp üniversite başına kadar o eğitimdeki bunu ahlak kısmını oluşturursak bence yani hani ya, kötü niyetin anlaşması olmaz diyorlar ya. Yani burada ben ona katılmıyorum ben. Ben şunu açık net söyleyeyim. Olsa Hazreti Osman'ın çok meşhur bir Kur'an'ın yapamadığını devlet yapardı. Bizim Almancı çıkıyor Almanya'dan, Bulgaristan'dan, şuradan buradan radara girmiyor. Emniyet kemerini bağlıyor. Kırmızı işaret hediye ediyor. Türkiye'ye gelen aynı Almancı bizim insanımız ya. Yoldan çıkıyor otobanlarda. 200'den yanımızdan bir geçiyor. Sinek geçmiş gibi oluyoruz böyle. Aynı insan. Ne oluyor bu insana? Demek ki bizim yani altyapıdaki o korumsuzlaşmamız, yani cezai meydelerimiz, ağırlığı vesairesi bizi iyi bağlamıyor.
Şimdi mesela trafikte şu anda radarla ilgili şeyi biraz sıktılar. Herkes bakıyor ya saate bakıyor ya vakte bakıyor ya. Demek ki çıksın, yani bizim şey. İnsanımızın şeyini güçlendirmemiz gerekiyor. Yani ben nasıl şirket kurabilirim? Bu işi nasıl da beraber hareket edebilirim? Nasıl mal alabilirim mantığında? Bunların kurumsal yapının kimliği, her şeyinin netleşmesi yani sınırları lazım. Sınırları düzgün çizmek sınırları lazım. Sınırları düzgün çizmek. Yani varsayalım birlikler kuruluyor. Birlik başından bineceği arabadan alacağı maaşa kadar her şeyinin belli bir standartta seviyede olması lazım. Bunlar da yazılması lazım. Kooperatif başkanlarının veyahut da buraya gelen insanların ya mesela bir yere görevli atanıyorsunuz, oluyorsunuz. 2 seneden fazla olmaması lazım. Yani bu işlerin değişmesi lazım. Bir sürü genç geliyor. Yani oradaki insanların bu işleri gençlere devredip yolu bırakması lazım. Şahıs odaklı değil de mesela belli temel mevzuatlar olsa yani şahıs geldiğinde mevzuatlar değişmeyeceğini bilse de hiç bu dediğin gibi yani o kısımlara kadar doğru ama dediğim gibi eğitimin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hayır eğitime katılıyorum itirazım yok ama eğitimli olmamıza rağmen yani Türkiye'de belki 10 yılda eğitimle ilgili şey çok ciddi manada aşırı. Yani bu sektörü aşan ziraat mühendisi, veteriner, teknisyen, birçok hukukçu, doktor bu sektöre girmiş yatırım yapmış. Ama hala biz üçümüz bir araya gelip de ya kardeşim gelin 3000 5000 hayvanı beraber alalım demiyoruz. Benim 200 hayvanım var ben bunu nasıl alırım derdindeyiz. Köylü gariban insan yani birleşecek beraberleşecek gücü yok zaten. Şimdi bizim işletmelerimizde tabanımızda zaten köylüden oluşuyor. Tamam ben o zaman basit bir örnek vereyim. Şimdi burada şimdi, bir köylerimiz var mesela adamlar 3'er 5'er herkesin var. Şimdi bunları bir araya birleştirmenin imkanı mümkünü yok. Şimdi bizim temel taşımız da zaten köylü çiftçi oluşturuyor. Şimdi bunlardan girdi yükselip gelirse en yüksek seviyeyi buluyor. Ama bunların tabanı girdisi azaltırsak ve üretimi güçlendirirsek, maliyeti güçlendirirsek. Arpa şu an 1 lira 50 kuruş olmuş olsa ne yapacak? 20 çuvalı 25 lira olacak. Ne? 1 lira olmasa da üretim yapmayacak çiftçi. Tabii canım, ithalat yapmasa kendi üretmiş olsa danayı belki 2 liradan koyacaksın. Ben dışarıdan arpa getireyim, işte buğday getireyim. Çiftçi ne yapacak? Çiftçi o zaman iyice batmış olacak. Evet. Çünkü yemi diyor dışarıdan getireyim. Ey sen içerideki işletmeciyi öldürdükten sonra dışarıdan getirmenin bir faydası yok ki kimseye. Evet. Peki hani bir şey söyleyeyim. Mesela devletin bir imkanı olsa her şeye şey evet. Veriyoruz. Finansman imkanı buluyoruz. Evet. 100 tane çiftçi bir yere geldiği zaman 100'er milyar lira para verirse, tahsisatı versek. Altyapı olarak etçi karakterize hayvanınızı getirsek, dağıtsak, dağıttıktan sonra bunların erkek materyalinin alınacağı taahhüdü verirse, evet. Şarjörler üretene ekstra prim verse, limuzin ürettiği ekstra prim verse, bunun gibi çalışmalar artsa ne olur o zaman? Şimdi olur. Çiftçi de siz 100 bin lira diyorsunuz. Çiftçi de zaten 100 bin lira olsa zaten çiftçi, 100 bin lira sonra çiftçi zaten çiftçilik yapmaz. Ben şey için söylüyorum. Evet. Yani hayvancılıkla ilgili. Hayvancılıkla ilgili söylüyorum. Yani şimdi, üretim kaynağı ile ilgili öteki bizde kooperatifleşmenin sıkıntısı şu. Şimdi atıyorum küçük ölçekte 5 kişi bir araya geldiği zaman veya atıyorum 10 kişi bir araya geldiği zaman bunun başında mutlaka bir devlet kuruluşu olması lazım. Çünkü bir çiftçinin devletin kesin kılıcı olması tabii lazım. Tabii yani mutlaka başında birisi olması lazım. Çünkü yapacak bir şey yok. 5 kişi bir araya geldiği zaman bunları yönetecek bir insan olması lazım. Yani biraz önce eğitimden bahsettiniz. Şimdi eğitim illaki yani bunun en büyük faktörü de şimdi bu insanların başında biri olmazsa zaten eğitimli varamazlar ki yani bir sonuca varamazlar bunlar. İşte yani birleştiremezsin, kooperatifleştiremezsin, yapamazsın. Niye? Yıllarca gördük. İşte Çubuk'ta ÖSD vardı. Hayvan organize. 20 sene 30 seneden beri yapamadılar ya bir tesisi. Niye? Başlarında çünkü sürükleyici veya onları yönlendirici kişiler yok. Doğru insanlar yok. Hatta her dönemde para toplandı yani. Tabii her dönem para toplandı. 25 seneden beri daha hala da atıl bir şekilde orası. Niye? Ya diyorum ya işte çiftçinin gücü yok. Yani üreticinin gücü yok. Yani birleşip de bir arada yapacak. Zaten küçük işletmecilerden oluyor. Yani bizim çiftçimiz işte ne yapıyor? Günlük bir ekmek kazanıyorsa oturuyor evinde bir ekmeğini bölüşüp yiyor. Yani böyle arsız hırsız değil bizim çiftçimiz. Elhamdülillah. Yani o şekilde diyorum ya bizim tek sıkıntımız küçük işletmelerden bunların desteklenmesi. Yoksa yani büyük işletmecileri destekledikten sonra yani bunlar ne kadebe katkısında olur, ne işte hayvan katkısında, ne üretim katkısında tamamen fabrikasyon usulünde gider memleket. Başka hiçbir şey olmaz. Harun abi ağzına sağlık. Programımızın da sonlarına doğru yaklaştık. Biz teşekkür ederim size. Çok güzel bir sohbetti. Ömer abi senin ağzına sağlık. Konuk ettiğin için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz her zaman. Vallahi yeni hayvanlara da yazılmışım bildiğim kadarıyla. İnşallah bu sefer yine parti daha güzel. Yani gönül ister ki kendimiz üretelim. Kendi hayvanlarımızı besleyelim ama
Şu anki olanaklar onlar değil. Yani rekabet edecek duruma gelemiyorsun. Yani bir hayvanı üreteyim, işte besleyeyim, büyüteyim. Nereden baksan 2 yılını, 3 yılını alır da. Yani küçük işletmecilerinde onu kaldıracak gücü, sermayesi yok. O yüzden biz zamanı, de, gücü ve sermayesi. Biz de yani büyükler gibi dışarı İtalya başvurduk. Biz de İtalya'nın yolunu bekliyoruz işte. Yani devletimiz ne getirirse başım gözüm. İnşallah iyi olur. İyisi gelir, güzel olur. İnşallah. Tamam, yani temennimiz o. Evet. Hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ediyorum. Ve geldik bir programın daha sonuna. Bugün Ankara'nın Akyurt ilçesinde Harun Mert Bey'in işletmesindeydik. Ömer Bey de Antep'ten zahmet etti, geldi, sağ olsun. Güzel bir sohbet oldu. İthalattan bahsettik. Çiftçi kooperatif örgütleşmesinden, daha doğrusu örgütleşememesinden bahsettik. Önümüzdeki hafta yine tekrardan karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.